Sağlığım için her şeyin bu bölümünde kanser tedavisinde radyo cerrahi ve özellikle de Gamma Knife olarak bilinen ya da halk arasındaki adıyla ışın bıçağını konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Altunüzade Hastanesi'nden radyasyon onkolojisi uzmanı Profesör Doktor Meriç Şengöz bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sevgili izleyiciler eğer e, beyin tümörü e, tanısı almış, tedavi görmesi gereken bir hasta varsa ya da ışın bıçağı konusunda ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız hem programımızı dikkatle dinlemenizi öneriyorum hem de sorularınız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Radyo cerrahi nedir? Şimdi ismi hem radyo hem cerrahi olunca acaba ameliyata mı alternatiftir kanser tedavisinde yoksa radyoterapiye mi alternatiftir? Neden radyo cerrahi denilmektedir bazı yöntemlere? Ve bu radyo cerrahi kapsamında e, sınıflandırılan başlıca hangi yöntemler bulunuyor? Evet aslında... Dediğiniz gibi isminde gizli hem radyasyonu içeriyor hem cerrahi içeriyor. Bu nasıl oluyor? Ee, şöyle bir arayış veya ihtiyaçtan doğuyor. Ee, cerrahi her zaman her bölgede ve aynı etkinlikte kullanamıyoruz. Bunun için bir sürü sebep olabilir. Bir kısmı bunların hasta ile ilgili olabilir, Cerrahiye uygun olmayabilir. Bir kısmı da o düşünülen Tanısı konmuş ama çıkarılmak istenen lezyona ulaşılamayabilir ya da bu çok riskli olabilir. Hı -hı. Böyle bir durumda da kendi halini bırakmaktansa başka nasıl yapabiliriz veyahut da onu orada bulunduğu yerde nasıl etkileyebiliriz hatta yok edebiliriz diye e, arayış ve ardından da hani radyasyon gibi etkili bir yöntemi e, cerrahi gibi kullanmak Hı -hı. ve bunun ilk çalışmaları da e, beyin cerrahları tarafından aslında e, araştırılmış yapılmış. Ve görmüş ki etkinlik bazen daha bile iyi cerrahiden. Çünkü cerrahinin, açık cerrahinin veya işte hani beyinde mikro cerrahinin kendine has bir takım olumsuzlukları da var. Yani ne de olsa bir cerrahi. Anestezi riski var, enfeksiyon riski var, hastanede kalış süresi var. Yani birlikte birçok sıkıntıyı da birlikte getirdiği için istenmeyebiliyor veya zor olabiliyor. Ama radyasyonun da kendine has bir takım sıkıntıları var. Bildiğimiz geleneksel radyasyonun verilirken eğer ki çok sınırlı bir bölgeye değil de biraz hani genişçe bir alana radyasyon vermek zorunda kalınırsa o da sıkıntılı. Ama radyo cerrahi ikisini birden halledip çok sınırlı bir bölgeye ama yüksek dozu ve mümkün olduğunca kısa süre içinde yani bildiğimizden daha farklı, daha etkili bir şekilde ama aynı anda da çok az yan etkiyle verebilecek bir teknolojinin ortaya sunduğu bir ürün diyelim. Bunu Bugün artık sadece beyin cerrahinin öncülüğünde sadece kafa içi lezyonlarda değil, neredeyse vücudun her tarafında kullanabiliyoruz. Bunun genellikle başına bir de stereotaksi eki konuyor. Hani uzaydaki yeri çok iyi tarif edilmiş ve koordinatları belirlenmiş bir hedefi vurma şeklinde. Hani bu daha çok biliniyor, daha çok hasta bize. Hedefe yönelik değil mi hocam diye soruyor. Evet diyoruz hedefe yönelik tam hedefi vuracak şekilde. Yani ışın huzmelerini mümkün olduğunca çok yönden ama tek bir noktaya odaklanacak şekilde ve sınırlı bir huzme halinde verince kullandığınız enerji aslında ne olursa olsun sonuçta bu işi geometrik olarak iyi yaptığınızda, bilgisayarla iyi kontrol ettiğinizde, vermeden önce dozun dağıldığı bölgeleri, etraftaki düşük doz alanlarını da iyi tespit edebilirseniz etkinliğiniz artıyor. Yani işin aslında birinci aşamasında uygun hastada uygun hedefi bulmak, iyi bir görüntüleme yapmak, hastayı da iyi bir şekilde hazırlayıp ya fikse etmek, bir şekilde bazen başa bir çerçeve takarak ya da sıkı bir maske yaparak eğer vücuttaysa onu immobilize edecek bir takım yöntemlerle ya da immobilize edemediğimiz nefes hareketleri gibi durumlarda da onu izleyerek yani nefes hareketlerine uyumlu bir şekilde ışınları gönderirsek ve o dediğim yüksek dozlu sınırlı bir bölgeye Az seferde bazen bir hı hı. aslında gerçek radyo cerrahi tek doz hı hı. ama daha sonra bunun modifiye şekillerine 3'e 5'e bölünerek de verildi. Ya da alışık olduğumuz haftalarca süren yerine daha kısa haftalar ya da günler içinde verileni geliştirildi, kullanılıyor. Ama esas klasik ilk çıkış kafa içi lezyonlardaki stereotaktik radyo cerrahinde hı hı. tek dozun çok sınırlı bir bölgeye verilmesi ve verilirken de kafanın ...çok sıkı bir şekilde sabitlenip öyle görüntü alınması ve uygulanması. Şimdi bu radyo cerrahi kapsamındaki başlıca yöntemlerden hatta belki de ilk yöntemlerin e, başında gelen Gamma Knife... Gamma. ...ya da diğer adıyla ışın Bıçağı. Işın Bıçağı e, nasıl bir yöntemdir? E, beyin tümörlerinde herhalde kullanılıyor değil mi? Şöyle diyeyim kafa içi lezyonlar diyeyim çünkü hı hı. bunlar her zaman da beyin tümörü olmayabiliyor... E, kafa içinden başlaması da gene kafayı açmak zor olduğu için yani beyin cerrahlarının sıkıntısından dolayı ilk bu yöntem saptanmış ve gamanın gaması da kobalt ışınlarından geliyor. Gama ışınlarıyla bu iş yapmak ilk adım olmuş. Ve tabii knife da hani bildiğimiz cerrahın neşteri gibi, bıçağı gibi. bunu 3 ana grupta veya en çok kullandığımız üç hastalık grubunda şöyle özetleyebiliriz. En sık kullandığımız e, iyi huylu, benin dediğimiz e, tümör grubunda bunların en sık rastladığımız örneği de meninjom dediğimiz beyin zarı tümörleri. Bunlar genelde iyi huylu, yavaş gelişen, çok uzun yıllar içinde büyüyen ama büyüdüğü zaman da hele bir de bulunduğu yerde biraz sıkıntıya yol açacak e, bir baskı yapıyorsa rahatsız eden, teşhis edildiğinde de çıkarılması istenen lezyonlar çıkarılamadığında ya da çıkarılıp da tam çıkarılamadığında kalıntıya ya da hiç el değmediğinde hı hı. ya da bir zaman sonra nüks ettiğinde bu da bir alternatif olarak e, radyocevra ile tedavi edilebilen en büyük grup. Buna benzer e, işitme siniri kılıfı lezyonları vestibüler şivanlım dediğimiz ya da hipofiz adenomları gene hipofiz bezinin iyi huylu tümörleri bunlar iyi huylu tümörler grubunda en sık rastladığımız ama hani daha sayabileceğiniz belki 8-10 tip e, tümör de olabilir. İkinci büyük grupta Malin ya da kötü huylu dediğimiz tümörler grubu. Ki bunların bir kısmı beynin kendi tümörleri ki orada aslında az kullanıyoruz. Çünkü onlar sınırları çok net belli olmayıp hı hı. nerede başladı, nerede bittiği çok kestirilemeyen ve hızlı davranışlı tümörler. Onların genellikle açık cerrahisi çok daha etkili. Ya da konvansiyonel radyoterapiyle tedavisi mümkün. Ee, gene önemli bir grupta metastazlar grubu. Bu da gene primer bir kanserin yani. diyelim ki beyne sıçramış hali. Burada eğer hele ki Erken yakalamış, tek sayıda ya da az sayıda ve küçük boyutla ve de eğer ana hastalığı da kontrol edebileceğiniz bir durumda ise hastanın şeyi evresi çok etkili. Çünkü hakikaten hiç el değmeden, hani birkaç saatlik bir tedaviyle uzun vadeli neredeyse %95'lere varan bir kontrol şansı veriyorsunuz hastalara. Tabi boyut büyüdükçe ya da sayı çoğaldıkça bu biraz imkansız girebiliyor ama gene de her vakaya Önce bir o gözle bakmak, mümkünse de radyo bir şekilde eklemek çok etkili. Üçüncü son bir grupta da damarsal olaylar. <laughs> Bazı damarsal anomaliler ya da damar yumuğu denilen AVM veya artrovenos marformasyon denilen hastalıklarda genel aynı şekilde tümör olmadığı halde tümör gibi davranan, baskı yapan ve beyin dolaşımında bir anormallik olan yumular tespit edildiğinde eğer çıkarılamıyorlarsa ışın etkisiyle uzun süre içinde giderek daralıp küçülüp kaybolabiliyorlar. Hı hı. Hemen değil ama birkaç yıl içinde bu etki görülüyor ve bu da müthiş bir Şimdi sonuç. Şimdi aynı oluyor. şeyi soracaktım. Işın bıçağıyla bazen bir, çoğunlukla bir ama bazen iki, üç seans da olabiliyor dediniz. Ne kadar zamanda kaybolabiliyor demiştim. Ama tümör mü ya da bir damarsal bir oluşum mu ona göre mutlaka değişiyor herhalde değil mi? De... Tam dediğiniz gibi evet. çok doğru söylediniz. Burada bir metastazın e, tedavi edilme amacı onun yok edilmesidir ve etkiyi hemen bir iki ay içinde görmek istersiniz. E, bunu görürseniz başarıya ulaşmışsınızdır ama iyi huylu bir tümörün yok olmasını falan değil, büyümemesini sağlamanız başarıdır. Aha. O yüzden de o tümörler kaybolmadan durduğu sürece yıllar içinde artık, hani normalde büyüyecekti ama büyümeyip durduğunda birazcık küçülse bile yok olmasa bile başarıdır. Ama damar anomalilerinde özellikle AVM dediğimiz o malformasyonlarda birkaç yıl içinde ama gene tam kaybolması beklenir. Çünkü o malformasyonun kanama riski vardır. hemen olmasa bile birkaç yıl içinde kaybolmadıkça tekrar bir tedavi gerekebilir. Çünkü o kanama riski düzelmeyecek demektir. İzliyorsunuz İzliyoruz herhalde. İzliyoruz önce Değil mi bir. Böyle? Etkisini görüyoruz. Ee, küçülmesi yetmiyor, kaybolması bekleniyor. Emin olmak için tekrar bir anjiyo ile doğrulanıyor. Tamamen kaybolduysa dosya kapatılıyor. Ama değilse bir başka yöntem veya aynı yöntemin tekrarıyla bir daha tedavi etmek gerekiyor. Peki şimdi burada bir, öncesinde bir planlama yapıyorsunuz evet. beyni görüntüleyerek. Beyindeki e, lezyonun ne olduğuna bakarak, nerede olduğuna, yapısına, sayısına bakarak. Evet. Bunun için tomografiden mi e, ya da MR'dan mı faydalanıyorsunuz? E, işlem sırasında da tomografi ya da MR kullanıyor musunuz? Ee, şöyle diyeyim. E, tomografik görüntüleme e, radyoterapide sık kullandığımız lineer aksatör e, denen cihazlarla plan yapmak için şarttır. Ama Gamma Knife biraz daha farklı bir yöntemle tomografi mecbur olmadan istenirse kullanılabilir ama mecbur olmadan beyni çok daha ayrıntılı ve net ortaya koyan MR hatta bir de değil yani birkaç sekansını yani el, o tümör için gereken en iyi görüntüleme neyse <laughs> ve neredeyse hepsinde kontrast vererek görüntülemeyi yaptıktan sonra üzerinde plan yapılmaya uygun bir cihazdır. O yüzden de Gamma Knife'la tedavide o günün güncel sabah e, MR'ı şarttır. Hatta belki birkaç çeşit bir araya getirecek şekilde. Hı. Bazı damar anamalilerinde bunun yanı sıra bir anjiyografi görüntüsü de çok işe yarayacaktır. O yüzden o hastalara hem MR hem anjiyo o gün yapılır ve kullanılır. Ama tomografi hayatımıza şöyle bir şekilde Gamma Knife'da da girmeye başladı son bir yıldır. E, özellikle tek seansla değil de birkaç seansla tedavi etmeyi düşündüğümüz hastalarda sabitleyici bir çerçeve kullanmadığımızda bu hastaları sabitlemek için maskeyle ve tekrarlanabilir bir şekilde yani birkaç gün üst üste de veya aralıklı bir şekilde de tedavi mümkün olduğu için onlarda planı doğrulamak ve doğru yerde miyiz? Tekrar tekrar aynı yere tedavi edeceksek aynı yerde miyiz? Aynı planı uygulayabilir miyiz? diye cihazın kendi üstündeki bir Bilgisayarlı tomografi ekipmanından da yararlanıyoruz. Bu bize bir çeşitlilik kazandırdı. Çok da kullanışlı. Şimdi sohbetimizin sonuna geldik. Türkiye kanser tedavilerinde de dünyada önemli bir yere geldi. Eskiden kanser ya da kalp tedavileri için yurt dışına giderken Türkiye'deki yaşayan bazı kişiler şimdi artık Türkiye'ye hastalar geliyorlar. Ee, özellikle bu Gamma Knife, ışın Bıçağı diyeyim diğer adıyla beyindeki lezyonların tedavisi için hastalar hangi ülkelerden geliyorlar? Ee, bu konuda neler söylemek isteyeceksiniz özellikle yurt dışından gelmeyi planlayan hastalara? Tabii e, Gamma Knife teknolojisi geçen günlerde gerçekleştirdiğimiz bir sempozyumda Türkiye'deki 20. yılını kutladı aslında. Uh -huh. Dünyada da 50. yılını ee, ve yabancı misafirlerimiz de vardı. Ee, Türkiye'de üstelik tek yerde değil birkaç yerde de mümkün e, Gama Knife tedavisine ulaşmak. Ve hasta portföyümüzü diğer merkezlerdeki arkadaşlarla da konuşup e, sohbet ettiğimizde e, gördük ki çok genişletmişiz. Özellikle e, komşu ülkelerden e, uh -huh. doğumuzda İran, Irak'tan sık hasta geliyor. Gürcistan'dan çok sık hasta geliyor. Diğer Rus, ıı, eski Rus bölgelerinden ya da Türkiye Cumhuriyetlerden çok hastamız oluyor. Ama en yoğun hasta Balkanlardan geliyor. Hı hı. Tabii tek tük batılı ülkelerden de geliyor. Bazen ıı, Türk kökenli ıı, insanlarımız da ülkelerinde bu tedavi almak için diyelim çalıştıkları ülkelerden atlayıp geliyor. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan. Yani oldukça geniş bir yelpazeye. Tek tük de olsa Afrika ülkelerine Ulaşabiliyoruz. Onlar bize ulaşabiliyorlar. Bu tabii çok güzel bir şey. Kesinlikle. Ama standart olarak da e, özellikle bizim sempozyumumuza davetli gelmiş yabancı konuşmalarında dikkatini çekip bizi tebrik ettikleri konu. Yani seviyeniz çok yüksek. E, çok hoş bir e, tartışma ve e, eğitim ortamı gördük dediler. E, gezdikleri bölümümüzde çok beğendiler. Bu bizi çok sevindirdi. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Profesör Doktor Meliç Şengöz. Sağlığım için her şeye katıldığınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi Bugün de bir sağlığım için her şeyin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gene aynı saatte ATV Avrupa ekranlarında sizlerle yeniden buluşuncaya dek kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.